Bizim 2012'de mal verdiğimiz fabrika iflas etti. İflas ettikten sonra da sahibi bir süre ortalıktan kayboldu. Daha sonra tekrar geldi borçlarını ödemek için ama borçlarını ödeyemedi. Tabii bundan sonraki süreçte çözüm süreci de başlamıştı o dönemde. Yani 2014-2015 olması lazım çözüm süreci. O dönemde de fabrika sahibi buralardaydı yani. Tabii 60'a 70'e yakın fabrikadan alacaklı insanlar vardı. Bunlar o zaman işte bu çözüm süreci başladığında çözüm süreci herkes tarafınca bilir. Bölgede o zaman Lice'de bir mahkeme açıldı. Örgüt mahkemesi. Örgüt mahkemesine bu başvuruda bulundu. Onun talebiyle bütün alacaklılar sözde mahkemeye çağrıldı. Bunlar arasında tabii alacaklı olarak ben de vardım. Ben de çağrıldım. Ben gitmedim. Birkaç defa çağrılmama rağmen ben gitmedim. O zaman işte dönemin ilçe müdürümüzün, jandarma komutanımızın bilgisinde başvurdum. Örgüt tarafından çağrılıyorum. Bilginiz olsun, ona da bilgi vermiştim o zaman. Bir ayın sonunda bunlar herhalde şöyle bir karara veriyorlar. Herkesin işte 100 bin lirası olan 35 bin alacak. Geri kalan parasından vazgeçecek. Resmi bir şey varsa, icrası, ipoteği falan varsa bunları da geri çekecek. Kabul edenler. Bu şekilde bir anlaşmaya varıyorlar. Benim de alacağım resmi olarak icra takibindeydi. Alacağımız biraz yüklü olduğu için eğer satış yapacaklarsa bunun satışını yapamayacaklardı benim icramdan dolayı. Tabii bizim köylüler geldi. Aile olarak dediler işte böyle bir durum var, sıkıntı yaşayacağız. Sadece kendi menfaatlerin için, kendin için işte örgütü karşına alıyorsun ama işin içine biz de giriyoruz. Böyle bir hakkın yok diyerekten biz o anda babam ben giderim dedi. Ve onun gitmesiyle, oraya gitmesiyle de zaten babam alıkonuldu. Alıkonulmasıyla beni çağırdılar. İşte burada sen gel. İşte ben gittim. Ben gider gitmez zaten ben de alıkonuldum. 3-4 gün orada alıkonuldum. Kendi imkanımla oradan kaçmayı başardım. Kaçar kaçmaz da o zamanki Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifademi verdim. Oradan ilçe jandarma komutanından ifademi verdim. Oradan Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanlığı'na geçtik. Oradan da gerekli ifadelerimi verdim. Ve en sonunda yani biz alacak olarak yani bu kadar işte alıkonuldum, eziyet çektik. Hiçbir hakka sahip olamadık. İcra takibini tekrar hani yasal olarak haklarımızı tekrar devam ettirdik. Şirket sahibi tabii şu anda şeyde Diyarbakır'da cezaevinde yargılanıyor. Yaklaşık 2-3 yıl örgüte yardım yataklıktan 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bir oradayken dışarıdaki artık avukatları yakın çevresi olsun işlemini tekrar devam ettirdiler ve şu anda bu fabrika benim icram olduğu halde şu anda o fabrika yok. Yani satıldı. Her şey resmiyette resmi olarak gözüküyor ama bu fabrika yani benim 3 tane hacizim var. İcram var. Bu icralar normalde 1 yıllık benim bu icram 1 yıl devam ediyor. 1 yılın sonunda eğer ben herhangi bir işlem yapmazsam benim icra işlemim düşüyor, hakkım kayboluyor. Ama ben bunları yaptığım halde sadece bir dosyamın gününün geçmesini fırsat bilip avukat gidiyor, dilekçe veriyor. Şu hacizin düşürülmesi diye. İcra müdürümüz, o zaman o dönemin icra müdürü belirtmesine rağmen falan numaralı dosyanın, icra dosyasının yevmiye numarası dahi belirtmiş icra müdürü. O yazıya istinaden tapu dairesi, tapu müdürlüğü benim bütün hacizlerimi düşürüyor ve benim hacizlerim düştüğünün ertesi günü bu fabrika satılıyor. Satılıyor, 9 bin liradan satılıyor ama bu fabrikanın o dönemlerde benim bildiğim bankalarca ekspertiz raporu 19,5 milyon ve 900 bin lira satış yapılıyor. Ve bu satışlar
Benim hazzimin düştüğü ertesi günü satış yapılıyor. Aradan bir ay sonra bir satış daha yapılıyor. Sonraki dönemlerde tekrar satışlar yapıyor ve 4 defa satış yapılıyor. Biz burada hakkımızı istiyoruz. Gerekli ilgili kurumların, gerekli mercilerin bize yani bu yolsuzluğun, bu zulmün gereğini yapmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konu hakkında bize yardımcı olmalarını istiyoruz.